Anneciğim, daha erken yemeğe... Emel, Gülderen, Esra ve Halil. Yurdun dört bir yanında yürekleri sokaktaki can dostları için atan, onları çocuklarım diye seven, besleyen ve barınmalarını sağlayan çevre sakinlerinden birkaçı. 28 tane kedi var burada çıkan. Burada 3-4 köpek geliyor. 2 tane bunlar var zaten. 4 tanesi. Yani önce kedilerimi besliyorum. Kediler çok acıkır biliyorsunuz. Kaç kediniz var? 60'a yakın var. Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'ın en kalabalık mahallesi Yeşilyurt'ta sokaktaki canlar işte bu insanlara emanet. Kendi hayvanım da var evimde beslediğim. Ben de onlara yardımcı oluyorum elimden geldiğince. Hayvanların mesela yağmurdan korunması olsun, yatacak yerler olsun, bunları hep beraber ayarlıyoruz. Onlar hem can dostlara bakıyor hem de olanağı varsa yaşamını paylaşıyor. 1+1 evimde 3 tane köpeğe bakıyorum. 3'ü de barınaktan sahiplendim. Bir tanesi Antalya barınağından Fındık. Özel bir barınakta yoğun bakımdan aldım ben onu. İkinci köpeğimiz Max de 6 yaşına kadar ailesi bakmış. Ondan sonra barınağı bırakmışlar. Üçüncüsü de Zeytin. Ona da setin üzerinde bulmuştum. Bunu 8 sene önce evime aldım. Yağmurdan, gök gürültüsünden korktuğu için. Şu anda 14 yaşında. Kimliği var, çipi var, kısır, her şeyi var. Kaydını da yaptırdım. Terrier Pitbull kırması, melez diye geçiyor. Onları doğalarından koparmamaya da özen gösteriyorlar. Çok alışıklar sokak hayvanlarıyla bir arada olmaya. Öyle de olsun istiyorum. Hem bağışıklık sistemleri güçleniyor hem sosyal olarak da kendilerine iyi geliyor. Diğer köpeklere de iyi geliyor. Sokak hayvanı deyip geçmiyorlar. Her biri aşılı, küpeli ve çipli. Her birinin adı ve öyküsü var. Bir çırpıda isimlerini sayabiliyorlar. İşkenceden Doğan'ı aldım. Doğan kaç yaşında? Doğan 8 yaşında. 8 senedir bende. Çok zayıftı. Barınakta ameliyat yaptırdım. 1,5 ay kaldı. Sonra kısırlaştırdım, aldım. Standart baktığınız kaç köpek var? 16. Hepsini ezbere biliyor musun? Tabii canım. Doğan, Kurt Kız, Efe, Garip, Asi, Ateş, Kurt, Baraj Yolunda Selo, Pamuk, Kirli. Kaç oldu bayağı var. Kuru, koca ayak. Dobur gitmiş. Pamuk o tarafa gitmiştir. Kediler için sabah ve akşam, köpekler için akşam üzeri besleme yapıyorlar. Tamamıyla kendi imkanlarıyla. Sabah yapıyorum. Evden çıkıyorum. Dağıtıyorum mahalle mahalle. Karşı arka mahallelere gidiyorum. Ondan sonra işime gidiyorum, işten geliyorum, kelle alıyorum ya da kendim ciğerli makarna yapıyorum, bir tavuklu makarna yapıyorum, bulgur pilavı yapıyorum. Yediriyorum, kedilere de yediriyorum, bunlara da. Bunlar doyurmazsam ben eve girip bir tabak yemek yiyemem, mümkün değil. Poşet hayvan payı satıyorlar, oradan alıyorum. Yemeklerini muhakkak pişirerek veririm 15 senedir. Suyuna pilav yapıyorum, bazen bulgur, bazen makarna, pirinç. Üstüne de etlerini koyuyorum. Kedilerime kuru mama alıyorum ama şu an kuru mamalar 400'ü geçti. Emekliyim çünkü. Biraz dokunuyor. Gidiyoruz. İşte tavukçulardan olsun, kasaplardan olsun artık ne bulursak uyguna alıyoruz. Böyle bir destek mama almıyorsunuz. Hep kendi imkanlarınızla yapıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Belediyeden mama bile almıyorum. Binde bir bazen arkadaşlarım veriyor 15 kilo. Onların hayrına da dağıttığım oluyor. Ama kendim alıyorum genellikle. Yemeklerini hep kendim yapıyorum. Her ne kadar sokaklar onların desek de bir o kadar korunaksızlar. Aşırı yağışlardan ya da korunaklı bölge olarak gördükleri yerlerle ilgili sıkıntılar olacak. Bir de maalesef son aylarda yaşadığımız bu tüm dünyayı ilgilendiren sosyoekonomik gelişmelerden dolayı sokaklardaki kedi köpek popülasyonu artmakta. Ne yazık ki evlerde yaşamını sürdüren kedi köpeklerin birçoğunu da artık sokaklarda görebiliyoruz. Demek ki aileler artık bakmak istemiyorlar ya da vazgeçiyorlar, ellerinde olmayan sebeplerle sokağa terk ediliyor çocuklar. Can dostların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını giderebilmek için acil önlemlere ihtiyacı var. Ölümler artıyor mu? Kesinlikle artıyor. Bu arada Şakir de konuşmak istiyor bizimle. Merhaba de. Ölümler arttığı gibi ölümlerin beraberinde getirdiği bulaşıcı hastalıkların yayılma insidansı da maalesef artıyor. Yani onların çok acil barınma ihtiyaçlarını giderebilmek için korunaklı kulübe, kediler için apartman girişlerinde özel geçici olarak kedi yuvaları, gıda ihtiyaçlarını, beslenme ihtiyaçlarını gidermek için de finans kaynağı yaratılabilir.
Sağlık kontrollerine gelince de hani biz zaten elimizden geldiğince serbest veteriner klinikleri, ben ve birçok meslektaşım inanıyorum ki buna, hani o konuda gönüllü bedelsiz bir sağlık hizmeti sunuyor. Mamadan KDV indirimi, barınakların daha iyi koşullara getirilmesi gönüllüler için çok önemli. Biz de çok zorlanıyoruz. Malum ekonomik şartlar çok artık insanın hayatını zorluyor. Lütfen o mama fiyatlarını geri çeksinler. Barınaklar rezalet, ölüm kampı. Ben gördüm, gördüğüme de pişman oldum ben barınağa. Taşın üstünde, suyun içinde yatan hayvanları gördüm. Asla barınağa çocuklarımı yollamam, ne kedimi ne köpeğimi. Gönüllülerin yakındığı bir başka konuysa insanların tepki göstermesi. Ama masum hayvanlardan insanlarımız korkuyorsa da yaklaşmasınlar. Ama bakan insanlara da yargılayıp da yorum yapmasınlar. Huzursuz etmesinler. Kendi vicdanımızla, kendi içimizden gelen istekle bunu yapıyoruz yani. Buna kimse engel olamaz. Ben onları seviyorum yani. Ve en önemli mesaj, evdeki can dostların sokağa atılmaması. Sizinle beraber ağlıyorlar, sizinle beraber mutlu olduğunuzda mutlu oluyorlar. Sevinçle beraber paylaşıyorsunuz, üzüntüyü beraber paylaşıyorsunuz. Onlar da birer evlat. Onlar oyuncak değil, hepsinin birer duygusu var. Allah'ın yarattığı sessiz kullar onlar da. Lütfen terk etmeyin. Zaten çok da uzun ömürleri yok aslında. Maksimum 15 yıl yaşıyorlar.